Merhaba bugün 6. sınıf fen bilimleri kazanım testi çözmeye devam ediyorum. Kazanım testimizin konusu sesin yayılması ve duyulması. Hemen birinci sorudan vakit kaybetmeden başlayalım. Birinci soru şöyle diyor aşağıdaki temel olaylardan hangisi sesin oluşmasını sağlar? Ses kaynağı tarafından titreşimlerle oluşturulur ve dalgalar halinde yayılırdı. O yüzden oluşumunu sorduğu için cevabımız titreşim olmalı. Hemen üçüncü soruya geçiyorum. Üçüncü soru şöyle diyor. Sesle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A seçeneği sesin yayıldığı ortam değişirse ses farklı işitilir. Bu doğru bir ifadedir. Ortama bağlıdır çünkü nasıl işittiğimiz. B sesin yayılabilmesi için maddesel bir ortama ihtiyaç vardır. Bu da doğrudur. Katı sıvı veya gaz ortama ihtiyacımız vardır. C seçeneği farklı ses kaynaklarından farklı sesler duyulur. Evet örneğin davulun sesi zurnanın sesine benzemez gibi. D şıkkı ses doğrusal bir şekilde yayılır. Bu yanlış bir ifadedir. Çünkü doğrusal olarak yayılan ses değil, ışıktı. Ses dalgalar halinde yayılıyordu. Bir önceki soruda bahsetmiştik. Doğru cevabımız olmasa da evet bu yüzden doğru cevabımız yani yanlış olan şık D seçeneğidir. Hemen ikinci sorudan devam ediyorum. İkinci soruda diyor ki Songül ve Melike sesin yayılmasını araştırmak için konserve kutuları ve ip kullanarak bir model hazırlamıştır. İlk olarak aralarında belirli bir mesafe varken Melike bir atasözü söylemiş ancak Songül bunu duyamamıştır. Ardından Melike konserve kutusunu ağzına dayayarak aynı atasözünü tekrarlamış. Songül de kulağındaki konserve kutusu sayesinde arkadaşının söylediğini işitebilmiştir. Yapılan bu etkinliğe göre sesle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı diyor ki katı maddelerde yayılabilir. Konserve kutusu ve ip kullandı ve bunun sayesinde sesi ilettiğine göre bunu söyleyebiliriz. B boşlukta yayılamaz. Boşlukla ilgili yukarıda hiçbir durum yoktur. Aralarında bir şey yokmuş gibi görünse de tabii ki biliyoruz ki burada hava vardır ve hava bir boşluk değildir. Boşluktan kastettiği sorularda uzay boşluğu gibi hiçbir maddenin olmadığı boşluktur. C seçeneği Katılarda gazlara göre daha iletilir. İlk etapta bir konserve kutusu ipi kullanmadı. Yani hava sayesinde söyledi atasözünü ama duyamadı. Yani gaz ortamda söyledi. Onun dışında ikinci durumda konserve kutusu ve iple oluşan şöyle kutular diyeyim. Kutu, ip, kutu ve iple oluşan katı madde üzerinden sesi iletmeye çalıştı ve duydu. Bu durumda tabii ki katı da gaza göre daha iyi iletilmiştir. Yani bunu söyleyebilirim. C D seçeneği iletimi iletimi ortama bağlı olarak değişir. Evet katı da iletildi ama hava ortamında gazda iletilmedi. Demek ki ortama göre değişir. Bunu da söyleyebilirim. Ama dediğim gibi bir boşluk ortamı yoktur burada. Boşlukta yayılamaz. O yüzden diyemem bu deneye göre cevabım B seçeneğidir. Tabii ki uzay boşluğunda ses yayılmaz. Ama burada dediği gibi yapılan bu etkinliğe göre ben cevap vermem gerekiyor. Bu etkinliğe göre bunu söyleyemem. Çünkü uzay boşluğu ile ilgili bir deney yapmamış. Evet, devam ediyorum. Hemen şöyle yukarı çıkıyorum. Dördüncü soruya. Dördüncü soru diyor ki. Şekil 1'de yer alan çalar saatin sesi işitilirken şekil 2'deki çalar saatin sesi işitilmemektedir. Burada işitiyor çünkü hava var. Yani bir maddesel ortam var. Burada işitilmiyor çünkü hava yok, maddesel bir ortam yok. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi bu durumu açıklama açıklaması olabilir bu durumun açıklaması? Bakıyoruz. Sesin hızı ortama bağlıdır. Hayır bu doğru bir cümle değil. Ses dalgalar halinde yayılır. Bununla da alakası yok. Ses boşlukta yayılamaz. Evet aradığım cevap budur. Ses boşlukta yayılamaz. Hava olmayan ortamda yayılmıyor. Hava olan ortamda yayılıyor. O yüzden doğru cevabım C seçeneğidir. Beşinci soruya geçiyorum. Beşinci soru diyor ki Buna göre verilen cihazlardan hangileri ses özellikleri temel alınarak tasarlanmıştır? Bakalım. Sesin iletilmesi ve yansımasına bağlı olarak bazı teknolojik cihazlar geliştirilmiştir. Sonar Ultrason röntgen. Şimdi sonar balık avlamada kullanılıyor ve suyun dibinde eğer balıkların yoğun olduğu bir yer yaklaşırsa bu ses dalgaları yollandı. Ses dalgaları bu balıklara çarpıp tekrar geri geliyor ve burada balık olduğu anlaşılıyor. Bu ses dalgasıyla çalıştığı için bunu kabul ediyor. O, ediyorum. Ultrason işte hamile bayanların bebeğin cinsiyetini öğrenmek için ya da sağlıklı mı değil mi öğrenmek için kullandığı bir alettir. Zaten ses dalgaları olmasaydı bebeğe zarar vereceği için tabii ki bu kullanılmazdı ama bu da ses dalgalarıyla çalıştığı için bebeğe bir zararı yoktur. Röntgen ise X ışınları X ışınları da çalışır. Yani bir ses değil ışıktır aslında bakarsanız. O yüzden bunun bu durumla alakası yoktur. Röntgeni çiziyorum. Doğru cevap 1 ve 2'dir. Yani B seçeneğidir. Altıncı soruya geçiyorum. Plastik bir çubukla metal, tahta ve cam levhalara aynı şiddette vurulduğunda farklı sesler işitiliyor. Buna göre levhalardan çıkan sesin farklı işitilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? metal, tahta ve cam olmasıdır. Yani birbirinden farklı yapıda olmasıdır. Bu da kaynağın farklı olmasının anlamına gelir. Ses kaynağının değişmesi. Evet bu doğru cevabımdır. Hemen doğru cevabımı işaretliyorum. Diğerlerine bakıyorum. Sesin yayıldığı ortam. Zaten hava aynı yerde olduğu için aynı ortamda yayılıyor. Bu doğru değil. Sesin bir enerji olması. Bununla bir alakası yok. Tabii ki ses bir enerji ama bununla alakası yok. Sesin dalgalar halinde yayılması. Evet ses dalgalar halinde yayılıyor ama bununla da bir alakası yok. Kaynak değiştiği için ben fark duyuyorum. O yüzden doğru cevabı A seçeneğidir. Hemen yan tarafa geçiyorum. 8. soruya. Diyor ki ev içerisinde kapalı bir ortamdayken sokaktaki iş makinesinin oluşturduğu sesi kula sesin kulağımıza ulaşıncaya kadar sırasıyla iletildiği ortamlar hangisinde doğru verilmiştir? Dışarıda olan bir olay. Evin duvarı var ve biz içerideyiz. Önce bir hava ortamından geçiyor. Sonra katıya geliyor. Ondan da geçince bize ulaşıyor. Yine hava ortamında olduğumuz için bu durumda gaz katı gaz yani B seçeneği doğru cevaptır. Hemen aşağı geçiyorum. 9. soru. Uzayda meydana gelen çok şiddetli patlamaların dünyadan duyulmaması nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bunun benzer sorusunu çözdüğümüz gibi uzay boşluğunda ses iletilmez. Çünkü sesin iletilmesi için maddesel bir ortama ihtiyaç vardır. Bu durumda bakalım sesin dünyaya ulaşıncaya kadar soğurulması madde olmadığı için böyle bir şey olamaz. Sesin atmosfer engeliyle karşılaşması doğru bir ifade değil. Patlamaların oluşturduğu ses şiddetinin az olması bu da doğru değil. Sesin maddesel olmayan ortamlarda yayılmaması benim aradığım şıkta buydu zaten. O yüzden doğru cevabım D seçeneği. Evet 7. soruya geçiyorum. Sonra 10. ve 11. soruyu çözeceğim. Önce 7. soruyu çözüyorum. 7. soruya baktığımız zaman diyor ki: Yarasa ve Yunuslar çıkardıkları seslerle yönlerini, vavlarının yerlerini tespit edebilirler. Yukarıda verilen bilgilerden hareketli yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Ses sıvı ortamda yayılabilir. Evet, yunuslardan bahsettiği için bu doğru bir cevaptır. Ses gaz ortamında yayılabilir. Yarasadan bahsettiği için hava ortamında olduğu için bu da doğrudur. Sesin hızlı sesin en hızlı sıvı ortamında olduğu. Bir defa zaten doğru bir şey değil ama burada zaten hızlarını da kıyaslamamış. O yüzden bununla ilgili bir durum yok. O yüzden cevabım 1 ve 2 B seçeneğidir. Hemen 10. soruya yani yan tarafına geçiyorum. Diyor ki: "Yukarıdaki örnekten çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisi olabilir?" Denizde yüzen iki kişiden başı su seviyesinin üzerinde olan uzaktaki bir tekno, teknenin motor sesini duyamazken suyun altında olan teknenin motor sesini duyabilir. Yani iki kişi var. Biri kafası suyun üstünde, diğerinin kafası suyun altında ve ileride de bir tekne var. Teknenin de tabii ki motoru suyun içinde olmak zorunda. Şöyle pervanesi olsun. Şimdi havadaki ve sudaki bunları hangisi iyi duyar ona bakmamız gerekiyor. Diyor ki A ses kaynağının değişmesi sesin işitilmesini engeller. Kaynak aynı, motor kaynak değişmiyor. Bunu o yüzden eledim. Ses kaynağının değişmesi sesin süratini etkiler. Kaynak değişmiyor. Yine bunu da eledim. Sesin yayıldığı ortamın değişmesi sesin işitilmesini etkiler. Evet bu doğru cevabımdı. Çünkü sesin yayıldığı ortam derken burada sıvı ortamında diyor. Burada ise bu sıvıdan önce gaza geçmeli. Yani sıvıdan gaza oradan gazdan devam etmeli. O yüzden etkiliyor. O yüzden doğru cevabım C seçeneği. D seçeneğe de, bakalım. Sesin yayılması, sesin işitilmesini, yansıması, işitilmesini engeller. Bundan bir alakası yok. O yüzden doğru cevabım C seçeneğidir. 11. soruya geçiyorum. Aşağıdaki ortamların hangisinde sesin yayılma hızı en yavaştır? Biz biliyoruz ki en hızlı katıda sonra sıvıda sonra da gaz dayayılır. Bunun da sebebi gazın taneciklerinin birbirinden uzak olması. Bu titreşimi bu taneciğin bu taneciğe vermesi aradaki mesafeden dolayı zordur. Ama katıda tanecikler birbirine bitişik olduğu için bunun titreşimi anında yanındakine iletilir. O yüzden en iyi katılarda iletilir. Ben en yavaş istediğime göre bir gaz seçebilirim. Bakıyorum demir katı, su sıvı zeytinyağı sıvı ama hava gazdır. O yüzden gazı seçiyorum. Doğru cevabım A seçeneğidir. Evet bu da son sorumdu. Bir sonraki kazanım testi çözümünde tekrar görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar.